Arkadaşlar merhabalar. Bu eğitim videomuzda Kotlin programlama dilinde kalıtım yaptıktan sonra casting işlemi nedir? E, casting'in kalıtım etkisi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız toplu işlemde işlemi biz kalıtmıştık. Ve işlemin özelliklerinde bütün metotlarını özelliklerinde artık barındırabilirsin demiştik. Override konusunda da herhangi bir fonksiyonunu kendi istediğimiz gibi değiştirmiştik. Şimdi casting dediğimiz olay arkadaşlar. Şurada mesela e, bunlar aynen çalışıyor. Altta bir değişken tanımlıyoruz. Mesela şu e, hangi satırda? Şu kısımdan. Biz e, işlem 2 dedik ki toplu işlem e, sınıfını kullanacaksın. Ondan bir tane nesne oluşturduk. Fakat diyoruz ki toplu işlemden oluştur. Fakat as, yani nasıl davran? İşlem gibi davran şu şekilde yazıyorum bu ne demek arkadaşlar bu şu demek sen kendi özelliklerini toplu işlemde yani şunun şeyin haricindeki işlemin haricindeki kendine ait çıkar böl ve değer al e, fonksiyonlarını e, metotlarını diyelim artık kullanma sen sadece ve sadece işlem gibi davran anlamı bu İşleminde neler var arkadaşlar gördüğünüz üzere e, topla ve çarp diye iki tane e, metodu var. Şimdi burada gördüğünüz üzere şu an e, bölme işlemini almadı. Neden? Çünkü kastettik artık e, şeyin e, toplu işlemin kendine ait metotlarını almıyor. Mesela toplu işlemin burada değer al diye bir metodu da vardı hatırlarsanız. Onu alabilir mi? Şu an bunu hata verdi. Şurada bakın mesela siliyorum bunu. Değer al. Bakın dikkat ederseniz gelmiyor. Normalde bunu kaldırsaydım arkadaşlar. Bu olmasaydı. Değer al. Can night bir metottu. Gelecekti. Şu an gelmiyor. Peki. Şu an kendine ait neler vardı? Sadece işlemin topla ve çarp vardı değil mi? Şimdi buraya mesela şurası çarpım olsun arkadaşlar. Çarpım 2 olsun. Burada da bakın çarpı çağırabiliyorum. Mesela 4 ile 50 çarpsın ve burada da Şurası çarpma işlemi olsun arkadaşlar. Çarpma işlemi. Burada da çarpı çarpı işte diye çağırıyorum. Şu alttaki yani şu e, yıldızlardan sonraki kısma dikkat edeceğiz. Öbür Diğer kısımlarda herhangi bir casting tabi zaten yok. Şimdi bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Toplama işlemini tamam. Burada e, buna kastettiğimiz için alacak fakat overwrite var değil mi? Kendine ait de bir override var. Şimdi çalıştıralım bakalım. Override'ın burada etkisi ne olacak? Görelim arkadaşlar. Evet. Normalde çarpma işlemi işleminde şurada kastettiğimiz yere bir daha gidelim. çarpma toplama işleminde ikisinin toplam olması lazım değil mi? 70 olması lazım ama 160 yaptı. Yani override durma halen daha devam ediyor override durumu halen daha yani toplayı override durumuna göre devam ettir. Çünkü bunun e, sen metodunu kullanıyorsun ama override ederek devam ettir. Fakat kendime ait çıkar, böl ve değer al metotlarını kullanma, çarpma işlemini de zaten buradan aldığı için ikisinin çarpımı e, şu an şurada görelim. 4 ile 50'yi çarptı. 200 verdi. E, casting kolay budur arkadaşlar. Kalıtımdayken kalıttığımda kendine ait toplu işlemin metotlarını kullanma kullanma metotlarını kullanma sadece kalıttığın kas, bu şekilde işlem kalıttığın e, sınıf gibi davran fakat override durumu varsa override durumunda işlem al buna göre işlem yap e, Kotlin programlama dilinde kalıtımda casting işlemi e, bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.